Gazze'de şehir savaşları artık resmen başladı. Kassam Tugayları bugüne kadar işgalcilere giriştiği çatışmaların en kapsamlı görüntülerini yayınladı. Meskun mahallede işler İsrail'in istediği gibi gitmiyor. 136 tank ve 351 asker kaybetti İsrail. Gazze'de şehir savaşı başladı. Kassam Tugayları İsrail tanklarının gözünün yaşına bakmadı. Sınırlı kara harekatlarının başladığı yaklaşık 2 haftalık süreçte 136 zırhlı aracı yok etti. Hamas güçleri şehir savaşlarında taktiksel üstünlüğü elinde tutuyor. İçeri çek, pusuya düşür, imha et tuzağına İsrail birlikleri neredeyse her seferinde düşüyor. Harabeye dönen sokaklarda İsrail askerleri zırhlı araçların vurulmasının ardından savunmasız kalıyor. Hemen ardından çıkan göğüs göğüse çatışmalarda da Hamas güçleri avuçlarının içi gibi bildikleri Gazze sokaklarını etkili şekilde kullanıyor. Girdikleri hemen her sokak İsrail askerleri için ayrı bir ölüm kapanına dönüyor. Hamas askeri kanadı bu pusu taktiğiyle bugüne kadar en az 136 İsrail zırhlısını yok ettiklerini duyurdu. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde bu videoyla İsrail'e gözdağı verdi. Sert açıklamalarda bulundu. İsrail katliamlarının hafızalardan silinmeyeceğini söyledi. Düşmanın zırhları askerlerinin mezarı olacak dedi. İsrail ordusu çatışmaların başladığı günden bu yana ağır kayıplar veriyor. 351 asker öldü. Yine de işgalciler Kassam Tugaylarının Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini savundu. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın 239 kişiyi rehin tuttuğunu duyurdu. Onlar serbest kalana kadar da ateşkesin söz konusu olmayacağını bir kere daha tekrarladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine katıldı. Ekonomik gelişmeler önemli açıklamalarda bulundu. En sıcak başlık tabii ki Gazze'de yaşanan insanlık dramıydı. Batı'nın ikiyüzlülüğünü eleştirdi. İslam dünyasına kritik bir çağrıda bulundu. Müslümanlar birliğini güçlendirmeli vurgusu yaptı. Erdoğan 15 Kasım'da İstanbul'da Gazze için uluslararası bir toplantı düzenleneceğini de açıkladı. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü. Dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler. Batı'nın sessizliğini eleştirdi. Müslümanlar birliğini güçlendirmeli dedi. İslam dünyasına kritik çağrıda bulundu. Gelişmeler Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz? 10 ülkenin katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. zirvesine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ev sahipliği yaptı. Zirve öncesi liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne gelişte Mirziyoyev tarafından karşılandı. Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu. Küresel düzeyde yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekti, işbirliği potansiyelini arttırma mesajı verdi. Ticaret hacmimizi ilk etapta 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi artırmalıyız. Ticaretten enerjiye, ulaştırmadan çevreye kadar işbirliği potansiyelimizi güçlendirmeliyiz.
Gündeminde Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla Kıbrıs Türkleri ile ilişkiler de vardı. Konuşmasının en sıcak başlığı ise Filistin'de yaşanan insanlık dramıydı. Batı'nın ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi. Müslümanlara büyük sorumluluk düştüğünün altını çizdi. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El Arish Havalimanı'na sevk ettik. Zirve sonrası Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Gazze'de atılması gereken adımlar, Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunu söyledi. İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı arttırması gerektiğini vurguladı.